Evet arkadaşlar, Avrupa'da Tarım kanalına hoş geldiniz. Şimdi Aydın'a ulaştık. Ve burada işler bitmiyor biliyorsunuz. Tarlaya sondaj, yani kuyu açıyoruz şu anda. Tarlaya kuyu açacağız. Sondaj yapılıyor şu anda. Biraz su sıkıntımız var. Yani genel su sıkıntısından ziyade bu makineye su getirmemiz gerekiyor. Bir yerden suyu buraya getirmeye çalışacağız. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Bakalım sizinle paylaşacağız. İyi izlemeler.
Gelsin. 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 Gelsin.
Şimdi borunun etrafı çakılla dolduruluyor. Şu an gece saat 2 civarı. Bu gece bitmesi lazım. Yani en kötü ihtimal yarın öğleye kadar falan. O bakımdan bugün sabah gelmişlerdi. Saat 7 gibi. Şimdi gece 2 oldu. Sabaha kadar devam edeceğiz. Belki de öğleye kadar devam edeceğiz. Bilmiyoruz duruma göre. Kaç günün üzerine çok şükür ki suya ulaştık. Kompresörle hava basıyorlar. Su şu an yukarı doğru bildiğin fışkırıyor. Çok şükür emeğimiz boşa çıkmadı. Allah bugünleri görmeyi nasip etti. 10 gün mü oldu Emre? Kaç gün oldu? Çarşamba günü başladı. Bugün cumartesi, 10 gün oldu. 10 gün mü oldu? 10 günden beri ne oldu, ne olacak? Çıktı mı çıkmayacak mı ne olacak diye heyecanla beklerken çok şükür ki dün gece zaten sabaha kadar uğraştık. Çakılımız bittiği için devam edemedik. Bildiğin yağmur gibi yağıyor şu an üzerimize. Evet arkadaşlar, şimdi kuyumuz kazıldı zaten biliyorsunuz. Şu anda deneme pompasını takacağız. Vinçten kuyuya salınacak. Ondan sonra kuyunun suyu ne kadar derinden geldiği, ondan sonra kaç ne kadar suyun debisi olsun, ondan sonra suyun hacmi ne kadar su var. Bunların hepsi arkadaşlar. Şimdi boruları döşedik. Kabloyu jeneratöre bağlıyorlar şimdi. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş deneme pompasını çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, kuyu videosunun sonuna yaklaşırken size bir de bir maliyet hesaplaması yapalım dedik. Bunun içinde kuyu kazması, bentoneti, çakılı, deneme pompasıdır, suyudur, diğer giderlerin hepsi var yani. Hepsini toparlamaya çalıştık. Burada kuyu tabii ki doğal olarak kuyu kazması en yüksek maliyet. Biz kuyuyu 243 metre kazdırdık. Aşağı yukarı o civarda da plastik boru kondu. Bunun maliyeti bize 355 bin lira oldu. Ondan sonra bu kuyu kazılırken İçine bentonit atıyoruz. Yani kuyunun içine bentonit atıyorlar ki oradaki delikleri yamasın diye, bir nevi kuyuyu açarken etrafta delikleri yamasın, duvarları sağlamlaştırsın diye kuyunun duvarlarını. Bu bentonit için aşağı yukarı 10 bin lira harcamışız. Ondan sonra tabii ki su lazım oluyor deliği de, yani sondajı yaparken. Sondajı yaparken kullanılan su içinde biz bunu etraftaki su kuyusu olan çevremizden tabii parası karşılığında alıyoruz. Buna da aşağı yukarı 20 bin lira harcamışız su için. Yaklaşık bir 10 gün boyunca neredeyse aralıksız su aktı oradan. Ondan sonra en sonda kuyunun
ağzından çakıl dökülüyor plastik borular döşendikten sonra. O çakıl içinde 23 bin lira harcamışız. En son da daha doğrusu bir de deneme pompası attık. Bir denemek için suyun hem gücünü görmek için bizim orada aşağı yukarı 3-3,5 inçlik bir suyumuz var. Bu suyu 190 metreden çekiyoruz, yani pompayı 190 metreye indiriyoruz. Bizim statik su seviyemiz 72 metre hesapladık, yani daha doğrusu ölçtük. Dinamik seviyemiz de aşağı yukarı 150 metrelerde. Onun için biz bunu 190'lara kadar indirelim dedik ki yazın biraz su çekilecek olursa, ki oluyor bazen sular eksiliyor, fazla su kullanılıyor. Havalar ısınınca biraz su seviyesi düştüğü zaman ileride sıkıntı çekmeyelim diye aşağı yukarı 190 metrelere kadar indirdik biz pompayı. Yani en azından hesabımız oraya kadar. Ondan sonra diğer giderler, yani şimdi ihtiyaç oldu, bir şeyler oldu, ufak tefek orada çalışanların bir ihtiyacı olmuştur. Onun için de bir 5.000 lira koyduk. Yani burada en azından hesaba koyduk. Yani toplam aşağı yukarı 435 bin liralık bir masrafı oldu. Bu kuyuyu açtırmak sadece. Tabii bunun içinde daha pompasıdır, enerjisi yoktur daha. Biz buraya bir pompa koyacağız doğal olarak, motorla pompayı. Bir de biz güneş enerjisiyle çalışacağız. Onun dışında artık gece çalışmak için oradan trafodan bir elektrik hattı çekilir mi çekilmez mi? Bu ileride düşüneceğimiz bir şey. Belki bir havuz yapılır. Gündüz çalışmadığımız zaman havuza su basarız. Oradan gece su kullanırız. Bunu da ileriki zamanda düşüneceğimiz şeyler. Bu pompadır, motordur, ondan sonra bunun montajıdır. Bununla alakalı da bir video gelecek. Güneş enerjisi montajıyla da bir videosu gelecek. Alakalı bir video gelecek. Burada da onların maliyetlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu videoda benden bu kadar. İyi akşamlar dilerim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.